Evet dostlar, Türkiye'nin en yavaş konuşan motovlog kanalından Aurora R50 Cappuccino ile kaldığımız yerden olmasa da biraz ileriden devam ediyoruz. Durduğum yolda bir 5 dakika 10 dakika soluklandım. Motoru da dinlendirdim. Abi şu göstergenin ışığına baksana ya, müthiş vallahi var ya. Abi çok güzel alet ya vallahi. Allah'ım kazasız belasız iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Çok hoşuma gitti. Bak. Lacivert. Bak yeşil. Of kırmızı. Spor mod. Açık maviye döndü yine. Sarı. Aha moru bile var. Abi müthiş ya, gösterge çok tatlı. Şöyle laciverte kalsın, şekil dursun. Böyle birazcık dark mod. Dörtlerimi yaktım, ne olur ne olmaz. İnsancıklar rahatsız olmasın diye. Rahatsız olmasın derken arkadan gelip bana çarpmasınlar, kendilerini sola atsınlar diye. Arkadan gelen dayı beni ezecek sandım. Sağ olsun ama ezmedi. Burası rüzgar katsayısı az olduğu için, rüzgar az olduğu için sürtünme birazcık düşüyor. Bu yüzden gazı rahat açabildim. Tünellerde malum top speed denemeleri daha makul oluyor. Dörtlerimi kapattım, uzunlarımı da söndüreyim. Şöyle birazcık yokuş aşağı. Hafif bir gazı açalım bakalım. Sona kadar açmıyorum sadece. Bir tık açıyorum. Şu an zaten çok sıkıştırmıyorum. Birazcık daha açayım mı? Daha temin elektronik olarak bir ufaktan kesiş yaptı. 80'i gördüm. 81, 82, 83. Bir tık daha açtım. 84, 85, 86, 87. Görecek mi? 87 gördüm. 88, 89, 90. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Şöyle. Nerede benim GPS'im? Hayır abicim. Para ödemek istemiyorum lütfen. Paramı alma. Dijital. Gösterge mi çok yanlış gösteriyor, bir bakalım. Aynen. 65 ile giderken 58. Hemen oranlayalım bak onu. Hesap makinesi. 58 bölü 65 dedim. %10'luk bir sapma payı var. Bunu çarpı 90 yapalım. Daha temin 90 gördük. 80'i geçmişiz abicim, anladın. Yani bu motor bak orijinal haliyle 72 santimetre küpe çıkardıktan sonra hacmini göstergede 90, GPS'de 80 kilometre hızın üstüne çıkabiliyor. Bu güzel bir değer. Biz bunun birazcık bagasıyla oynayıp kayışını değiştirdikten sonra bu kelimenin tam anlamıyla bir fare olacak. 90'ı çok rahat gösteririz biz buna, inanıyorum. GPS'de 90 kilometre hızı çok rahat bulacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Bak neredeyse 42-43 kilometredeyken bir diş yakıt düştü. 2-4-5 diş olsa bir depoyla da rahatlıkla 170-180 kilometre çıkaracağını ben bunu inanıyorum. Bakayım kayıtta mıyım? Kayıttayım. Aurora R50 Cappuccino. Rodajdayken ufak bir sıkıştırmayla 72 santimetre küp yaptıktan sonra hacmini orijinal kayışı ve bagasıyla abi, daha motor 45-47-50 kilometredeyken top speed olarak 90 kilometre hızı, GPS'te de 80 kilometre hızı gördü. Uçak. Çok güzel.
gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilir, tercih edilebilir. Gözünüzü yumun alın abi. Ben şöyle birazcık keyif sürüşü yapayım. Yakıt tüketimi de gayet makul olacak bunun. Şu an içinde bir tık kalın yağ var. O yağ çıkıp ince yağ konulduktan sonra da mevsim şartlarına uygun 15-50 bence bunun için ideal olur. Özellikle yazın sıcak havalarda kullanılacağı için ister istemez bir tık daha yağla kullanmak bunu daha iyi olacaktır ve yağ yapısını kaybetmeyecek, bozulmayacaktır. Bu sebepten dolayı 2000 zaten 2500 kilometrede bir yağını değiştirmek bunlar için daha sağlıklı olur. Tavsiye ediyorum abi. Bu motoru da gerçekten beğendim. Çok hoşuma gitti, çok sevdim. Tavsiye ediyorum. Alın kullanın. Şöyle bak. Dengesiz fren yapayım. Bacağım öne kaydı fark ettiysen. Tekrar açıyorum gazı. 20'lerden 25'lerden. Yavaş yavaş yoluma devam ediyorum. Güneş şu an tam tepede. Saat 1. Şu açıda güneş tam tepede, tepeye yakın. Şöyle gelmesine az kaldı. Beni yakıyor, kavuruyor şu an. Birazcık şunun bağrını açayım ben. Gerçi şu an tek elle biraz zor olabilir bu ama. Açalım, açalım. Açamadık. Neyse, birazcık da yanalım, sorun değil dostlar. Cıvıtmayalım, hemen normal doğru oturuş pozisyonumuzu alalım. Ben bu motordan gerçekten keyif aldım yalnız ha. Şeref abiden arada ben bunu kaçırdım. Aurora R50 Cappuccino. Cappuccino. Ekmek düşmüş yere. 50 kilometremizi de yaptık. Bir süre eski yoldan geldim. Daha sonrasında otobana bağlandım. Bu sebepten kaynaklı olarak ben şurayı birazcık eze eze gideyim. İnşallah kimse beni ezmez. Hafif hızımı arttırıyorum. Ya ben istersen burada 90'la gideyim. Yine herkes benden hızlı gidecek zaten. Bu sebepten kaynaklı motoru fazla sıkıştırmaya da gerek yok. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 yerine göre gitmek, motoru da sıkmamak, boğmamak, rodajını sağlıklı yapmak açısından daha makul. Tekrar kalkıyorum. Bu hayatta bir kabriyon olacak dedikleri doğruymuş. Bak ne güzel. A3'ün sedanın kabriyosu. Kabrioletta. Boğazım gerçekten iyice kurudu. Konuşacak halim, vaktim, dermanım da kalmadı. O zaman dostlar, bu videoluk da bu kadar olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve zilleri açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yakında yeni videolarda kaldığımız yerden görüşmek dileğiyle. Kendimi şöyle sağa atayım. Benim normalde sola geçmem lazım ama sıkıştırmak istedikleri için
Mecburen böyle kalıyorum. Sola geçeceğim ben. Yani. Hala daha solumdan geçmeye çalışıyor. Ya durup bakacağım, sinyali gözükmüyor mu bunun ya? Eşek kadar sinyal yanıyor orada. Kapattım abi adamı da. Bak, sola sinyali verdim. Ya yanıyor ya yani. Bakarsan görürsün, bak sinyal vermişim yani. Neyse. Çok güzel çalışıyor makine. Kaydımı da durdurayım artık, yeter. Görüşürüz.